sıra ilinebiliyordu ama bu sene kapatmışlar. Suyu tertemiz, böyle balıklar yüzüyor içinde. Hatta balıklar ısırıyor. Bugün biraz zorlandık açıkçası. Denize diğer taraflara göre daha soğuk oluyor Alaçatı tarafının denizi. Burada da otoparkı var. Genelde burası çok çok dolu olduğu için yol üzerine park ediyorlar. Geceleri burada kamp da kuruyorlar ama tuvalettir, duştur, bu tarz imkanlar yok. Buraya en yakın büfede içinden geçtiğimiz sitenin büfesi. Site burası. Burada aşağıda gösteriyor zaten okula büfe burada diye. Hani yürüyerek bir 10 dakika yokuş yukarı sürer herhalde. Arabayla hemen çıkılıyor da. Şimdi Altın Kum plajına gidiyoruz. Bugün aslında erkenden yola çıkmayı planlıyorduk ama hava 40 derece olduğu için Çeşme ve civarında çıkamadık. Saat 3'te ancak çıkabildik. Altın Kum halk plajı var burada ama bir de hemen yanında bir beach var. Var mı? Var. Ama bu yol hangisine gidiyor bilmiyoruz. Gideceğiz. Gidin, çıkabilirsek göreceğiz nereye gidiyormuş. Evet, o yol hiçbir yere çıkmadığı için geri döndük. Şimdi böyle araba yolundan başka bir yere doğru gitmeye çalışıyoruz. Başka bir aradan gireceğiz. Tarladan gireceğiz galiba. Şu tarlaların arasında bir açıklık bulursak gideceğiz. Geldik. Vallahi mi? O ben şeyden... Yolundan inip buraya da gelebilirmişiz. Biz niye bu kadar uğraştık ya? Ne bileyim ben. Niye bu kadar yürüdük o zaman? Giderken gitmeyi deneriz. Öldüm lan. Hiç ağaç mağaç yok ama burada. Biz... Şemsiye almak lazım burada. Biz çok kalmayacağız ya. Yani. Suya gireceğiz, çıkacağız, başka bir yere gideceğiz. Bakalım deniz nasıl? Buranın denizi çok soğuk olması lazım. Olması lazım. Bizi öyle dedi. Bizi öyle dediler. Kalktık, güneşleneceğiz. Jandarma bütün plakalar okudu yol üzerindeki. Ceza yazacağım dedi. Şöyle bir yer gördük. Arabalar park etmişler ama buraya nasıl giriliyor acaba? Buraya bir keşfedebilseydik iyiydi. Yol üzerine bırakılan herkes apar topar kalktı. Araçlarına gidiyor. Bizimki de en başta olduğu için ilk bizim aracın anonsu edildi. Diyorum Zeliha, bize söylüyorlar. Yok canım ya diyor, yanlış duymuşsundur diyor. Bize diyorlarmış gerçekten. Diğer anonsları da duyunca emin olduk. Şimdi araca gidiyoruz. Biz aslında çok da uyuşuyoruz. Jandarma gelmeseydi daha oturacaktık muhtemelen. Şimdi kalkmışken başka bir koya gideceğiz. Bu yolda biz gelmiştik. Sonra Zeliha dedi buraya tel çekmişler dedi. O yüzden geri dönmüştük. Dönerken bu yoldan geldik. Herkes buradan geliyor. Meğer yol varmış. Da işte bizimki görmemiş bu yolu. Az önceki otoparka buradan gidiliyor galiba. Bu da buradaki beach'e ait. O yüzden bize yol göründü. Gidiyoruz. Şimdi bakalım hangi plaja gideceğiz. Sürpriz. Sürpriz. Orası Altın Kum. Bu taraf Altın Kum diye geçiyor. Yani burası zaten Altın Kum çok uzun bir yer böyle. Bir sürü koy var. Burası Fedon bu taraf. Bizim gibi aptallık etmeyin. Çünkü arabalar için böyle bir yol var. Bizim gibi arka yoldan böyle şöyle yolların üzerinden arabayı çıkarmaya çalışmayın diyor bana. Biz de diyoruz ki şu adamın yolunu kapattık. Adam doğru düzgün yoldan gelmiş. Bizimki değil ki. Şurada da bir sürü insan var. Bu arada bayağı kalabalık. İnsanlar çadır falan da kurmuşlar. Şöyle bu tarafa doğru yürüyelim mi? Güzel. Şimdi bu şekilde taşlık bir alan ama denizi çok güzel görünüyor da biz taşlık alan sevmiyoruz. Şimdi bu tarafa gideceğiz bakalım. Orada kum var mı?
yolunu göreceğiz. Burada çok az bir kum var ama çok kalabalık şu an. Açıkçası değer mi? Bence değmez. Hani yan taraftaki şu tarafta, gerçi gelmemiz çok uzun sürdü bizim ama yolu bulamadık çünkü. Orada girmek, denize girmek daha mantıklı bence. Burası hiç bilemedim. Yani insanlar neden böyle taşların arasında denize girmeye çalışıyorlar bilmiyorum. Ama kamp kurmak isteyenler için güzel olabilir. Gerçi hiçbir tesis yok burada. Ama şurada yol üzerinde buraya gelirken hemen yürüyerek 5-10 dakika mesafede bir kamp alanı var. O kamp alanından da gelinebilir. Çadır ya da karavan kampı yapılmaya uygun bir yere benziyordu. Küçük küçük böyle evler de vardı. Burası da böyle bir yermiş. Bize uymalı. O zaman başka bir yere gidelim. Çeşme Altınkum plajına geldik. Böyle bir otopark alanı var bu arada. Ve arkadaşlar kendinizi Çeşme'de halk plajında geziyorum diye küçük görmeyin. Her yerde Audi'ler, BMW'ler. Burada bütün halk plajlarında görebilirsiniz. Kocaman arabalar, Audi'ler böyle yan yana, BMW'ler. Biz hep görüyoruz. Diyoruz ki kalabalık yapmayın arkadaşım, niye buraya geliyorsunuz falan ama. Varsa gidin bir şey ya. Öyle yani, kendimizi zengin de hissettirmiyor değil. Burası Çeşme Altınkum Halk Plajı. Bir sürü altınkum yan yana. Her yerde altınkum demişler. Böyle çadır kuranlar var. Şurada karavanla gelen var. Bir test edelim. Gidip bakalım. Bir suyu deneyelim. Bakalım az önceki yer kadar soğuk mu? Evet, az önceki yer soğuktu. Az önceki altınkum kadar. Ben soğuktan en son dondum ve çıktım. Koşarak yani bence kaçtım. Diğer yerde, yol üzerinde değil de kenarda, ne bileyim, daha uygun bir yerde araba park edecek yer bulursan hiç buraya gelmeye gerek. Bence orası güzeldi. Bence daha de. Iyiydi. Burası çok kalabalık. Bence de. Hani ondan sonra buraları niye tercih ettiklerini ben anlamıyorum ama otoparkı var, belki de o yüzdendir. O zaman let's go! Wow. Az öncekinden hiçbir farkı yok. Denizde kumu da aynı, soğukluğu da aynı. Berbat yollardan geçerek böyle bir kumsalın yanına geldik ama yollar gerçekten çok kötü. Ama kimse yok. Çok haklılar. Çünkü kim buraya neden gelsin? Yemin ederim kalacağız diyordum kapıya. Dört çeker olsa tamam diyeceğim de. Burası bildiğin kummuş. Ve kuma saplandık. Hani ilerisi daha kötü diye gitmedik. Arabayı durdurduk ve kaldık şu an. Geriye aldık, gitmiyor araba. Bakalım buradan nasıl kurtulacağız. Zeliha, bizim neden bütün yola çıkmalarımız yolda kalmakla sonuçlanıyor? Bilmiyorum. Harika. Evet, bizi çekmiş. Yok ya, video alıyorum direkt. Yolda kaldık. Bunlar da bizim misafirlerimiz. Çünkü burası artık evimiz. Hatta biz de sizin yüzünüzden yolda kaldık. Evet, çünkü arkamızda kaldılar. Şimdi arkadaşlarını bekliyoruz. Yani yanınızda ATV haber muhabiri var yani. Şaka değil, size haber yapacağım. Ben de aracı kurtarma çabaları. Tamam, bakalım bir. Eğer buradan alamıyorsan oradan. Buraya gelmeden önce bir araç daha kurtarmışlar. Bizim yüzümüzden yolda kalan insancıklar. Yazık ya. Bizim yüzümüzün arkamızda böyle kaldılar. Onun arkasına bir araç daha geldi. Ay. Bu da tanıdıklarıymış. Geldiler bizi kurtarmaya. Umarım çıkacağız. O frene basıyor, çekiyor hala Hüseyin abi. Hayır, oradan. Çıkıyoruz. Vay
Ne diyorsun? Şeye baksana. Paspasın. Paspas. Paspas bitti. Paspas yok. Bakayım ne olmuş biz ona. Bakayım. Bizim paspasın son hali. Başka kalanlar için burada kalsın. Vallahi ne derler. Allah razı olsun. Çekici çağırdık. 400 lira istediler çünkü. Çok iyi oldu bu. Deyo sonunda. İleride bir tane daha kum alan varmış. Dörtleri yaktığı an hızlanacağız. Bu şekilde yüzdürerek gidiliyormuş. Yani öyle deniyormuş. O şekilde devam edeceğiz. Arkamızdaki iki araç da aynen geliyorlar. Onlara hiçbir şey olmadı. Onlar devam etti. Geçti geldiler. Heh, yaktı. Hızlanıyoruz. Zeliha kaldık mı yoksa? Oh, gene kaldık. Yollar berbatmış. Allah yollar berbat. Sakın buraya bu şekilde gelmeyin. Gelmeyin. Offroad ama söyleyemedim ve çok yoruldum ya gerçekten. Gerçekten jiple girmeniz gerekiyor bu yollara ya. Mümkün değil ya. İnsanlar bizim yüzümüzden kilit oldular. Neyse ki tanıdıklarıymış. O neydi? Avrasya Milli Avrasya şampiyon muymuş? Avrasya şampiyon. Öyle bir şeymiş. Neydi? Adını çöllerde hatırlayamadım ama. Adını ben de hatırlayamadım. Çöllerde gidiyormuş, yapıyormuş. Yarışıyorlarmış herhalde. Bilmiyorum ki ne olduğunu da bilmiyorum. Böyle. Sonunda çıktık. Gidiyoruz. Offroad arabayla geldi adam bizi aynen çekmeye. Yolda yol kapalı olduğu için önce başka bir arabayı çekti. Ondan sonra bize ulaştı. Sonra evet, bizi çekti. Sonra işte bizim tam kaldığımız yerde galiba bir araç kalmış. Ya yani bir sonraki kaldığımız yerde oradan çekmiş miydin? He? Sen orada orayı da çekmiş. Tam çekiyordum mi işte o sırada kaldık. Sonra evet, biraz gaz yapınca çıktık oradan. Tekrar çekmelerine gerek itti kalmadı. Aynen ilk duran adam arkadan ittirdi bizi böyle. Sonra çıktı araç neyse ki de. Böyle buradan yola çıkacağız. Bir sonraki koy falan da yalan oldu. Saat 9 çünkü. Artık eve gideceğiz. Gerçekten yorulduk, ter attık. Evet, benim elim kolum her yerim yara bere içinde. Eve gelince ben göstereyim. Bak, şurada görünüyor mu? Görünüyor. Şuraları ya. Görüyor musun? Görüyorlar. Oo. Evet, arabayı çıkarmaya çalışmaktan oldu. Bir tane de paspas parçaladık paspas bu arada. Paspas da gitti. Üstüne paspas alalım derken orijinal paspası kaybettik ya. Evet. Çok ona çok üzüldüm yani şu an. Zaten gerçekten çıkamayacaksak biz onu niye harcadık? Bıraktın mı orada aldın bıraktım mı? Tabii ki. Niye alayım onu? Videoyu burada kapatacağız artık. Geldik yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da eve döneceğiz. Saat 9.30 oluyor. Her yerimiz zaten yara bere içinde. Kardeşim bir hayli gazi olmuş durumda. Evet ya. Ben sadece elim kolum yaralı sanıyordum. Meğer dizlerim de yaralıymış. Evet. Neyse işte aracı çıkarttık sonuç olarak. Bakalım daha ne kadar yolda kalacağız diye biz de merak ediyoruz. Kaç çeşit yolda kalma yöntemi var? Biz hepsini deneyeceğiz galiba. Evet. Yolda kalma çeşitlerini deneyimliyoruz. İzleyen varsa yoruma bıraksın. Ben de böyle kalmıştım diye. O zaman bir sonraki yolda kalışımızda görüşmek üzere. Tutlanıyoruz. Zeliha kaldık mı yoksa? Oh, gene kaldık. Ya! Umarım arkamızdakiler kalmaz. Siz de mi kaldınız? Hadi bakalım. Biz kaldık yine ya. Gitmiyor ki. Sen bastın gitmedi mi? Gidiyor işte Zeliha. Hadi. Tırıyor arkada. Tırıyor mu? Evet. Ah! Oh! Ne oldu? Oh! Resmen yoruldum. Yani stresten yordum. Yoruldum.